Kasa ekibi 24 tayfa sonuçların açıklanmasını hepimiz bekliyoruz. Şu kesin, 19-21 Ağustos tarihleri arasında elektronik kayıt yapacağız E-Devlet üzerinden. 19-23 Ağustos tarihleri arasında da yüz yüze kayıtlar yapılacak. Ama e-kayıt yapanların, elektronik kayıt yapanların yüz yüze kayıt yaptırmasına gerek yok. E-kayıt nasıl yapacağız? Kendi E-Devletimize giriyoruz ve orada arama butonuna üniversite kayıt veya üniversite e-kayıt yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çıkan sekmeye tıklıyorsunuz. Sonrasında orada sizin kazandığınız bölüm, inşallah gönlünüze göre, hayalinize göre olur, yazacak. Orada onu göreceksiniz, kontrol edeceksiniz. Daha sonrasında isteğe bağlı hazırlık okumak istiyor musunuz? Evet veya hayır seçeceksiniz. Daha sonra okudum kısmına evet yazacaksınız ve onaylıyorum kısmına da evet yazacaksınız ve başvur diyeceksiniz. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra artık üniversite kaydınız yapılmış olacak. Belge görüntüleme. Burada üniversite belgenizi görüntüleyebileceksiniz sonraki aşamada. Daha sonra sisteme girip çıktıktan sonra, yani kaydettin, e-kayıt yaptın, sisteme tekrar girdin, bunu görmek istiyorsun. Üniversite e-kayıt belge sorgulama diyeceksin. Nerede? E-Devlet'te. Üniversite e-kayıt belge sorgulama diyeceksin. Ve orada senin belgen karşına çıkacak, kazandığın yer. Bazı kurumlar sizden bunu isteyeceklerdir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Belgeyi çıkartmadıysanız da orada barkod numarası vardır. O barkodlu barkod numarası vardır. O barkod numarasını aldığınızda sevgili arkadaşlar ve TC kimlik numarası ile o sizin, o kişi veya kurum üniversite kaydınızın olduğunu orada doğrulayıp onaylayabilecektir. Dediğim gibi çok basit bir işlem sevgili arkadaşlar. E-Devletimize giriyoruz. Üniversite e-kayıt yazıyoruz. Karşımıza bu ekran çıkıyor. Orada iki tane yer var. Okudum, evet yazıyoruz. Onaylıyorum, evet yazıyoruz. Başvur diyoruz ve olay bitiyor. Bu kadar basit. Yine aynı şekilde KYK yurt başvuruları da olacak. Aynı tarihlerde, 19'da olmaz ama 20-21 Ağustos'ta başlayacaktır mutlaka. Onu da ben sizlere uygulamalı olarak anlatacağım.